Ali Samiyan Spor Kompleksi, Rams Park'a hepiniz hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün futbol A takımımızın, oyuncularımızın sözleşme yenileme imza töreninde sizlerle birlikteyiz. Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Erden Timur ve sözleşme yenilenecek oyuncularımız bizlerle birlikte. Hiç vakit kaybetmeden töreni başlatıyorum. Ben ilk olarak açış konuşmasını yapmak üzere sözü başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e bırakıyorum. Buyurun başkanım. Değerli basın mensupları, bizi izleyen sevgili Galatasaraylılar, hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Bugün 5 tane birbirinden değerli futbolcu kardeşlerimizin sözleşme imza töreninde bir aradayız. Burada bu imza töreninde kardeşlerimin yanında olmayı özellikle istedim. Galatasaray'ımız için bu zamana kadar verdiği emek, çaba, fedakarlık için onlara bir kez daha sizin huzurunuza büyük bir teşekkür gönderiyorum. Öncelikle değerli kaptanımız Fernando Muslera ile başlamak istiyorum. Nando sadece sahada gösterdiği performansla değil, efendiliğiyle de Türkiye'deki tüm spor severlerin gönlünde taht kurmuş birisidir. Tam tamına 13 senedir sarı kırmızı forma için ter akıtmış, zor zamanlar yaşamış, sakatlanmış ama bir gün bile mücadeleden kaçmamış takımımızın en önemli liderlerinden biridir kendisi. Artık ben Nando'yu bir yabancı futbolcu değil, bizden birisi olarak görüyorum. Kendisiyle yeni sözleşme konusunda çok kısa konuştuk. Hiç ikiletmedi. Sen ne diyorsan öyledir başkan dedi. Benim dileğim futbol hayatını Galatasaray formasıyla sona erdirmesi ve ileride yine Galatasaray'ın içinde bir görevle camianın içinde yer almaya devam etmesi. Sen ne dersen tamam diyor yani. Kendisine burada bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Evet. Dando, we have to sign now. En son. Başkanım konuşmaları tamamladıktan sonra imzalara geçeceğiz. Siz tamamladınız mı Sayın Başkanım? Yok, daha devam edeceğiz. Peki, tamam. Evet, yine çok önemli bir oyuncumuz sevgili Abdülkerim. Sevgili Abdülkerim. Bu tarafta. İlk transfer olduğun dönemde hatırlıyor musun? Kimilerinin burun kıvırdığı aslan kardeşim benim. Biz senden hiç şüphe etmedik. Bütün Galatasaraylılar olarak. Sen de bugüne kadar gösterdiğin performansla birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin. Ben önünde uzun ve başarılarla dolu yıllar olduğuna yürekten inanıyorum. Galatasaray'ı bulunduğun her yerde temsil ediyor, bizi gururlandırıyorsun. Sana da buradan büyük bir teşekkürlerimi gönderiyorum sevgili Abdülkerim. Evet, yine çok önemli bir oyuncu. Where are you, Lucas? Lucas Torreira. Takımımızın enerji küpü, orta sahamızın dinamosu. Galatasaray'a transfer olduğu ilk andan itibaren farkını ortaya koydu. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda büyük katkısı var. Lucas, seninle oynadığın maçlarda terini son damlasına kadar mücadele ettiğinden her zaman eminiz.
Sana güveniyoruz. Hep böyle devam etmeni diliyoruz ve seni çok seviyoruz Lucas. Sevgili Kaan. Kaan kardeşim her zaman göreve hazır. İhtiyaç olduğunda farklı pozisyonlarda oynayıp aklını ve tecrübesini gösteren çok değerli bir oyuncumuz. Takım içinde birlik ve beraberliğe yaptığın katkılar en az sahada gösterdiğin performansın kadar değerli sevgili kardeşim. Kısa sürede bize sanki yıllardır bu takımın formasını giyiyormuş gibi hissettirdiğin için sana da büyük bir teşekkür ediyorum. Ve nerede? Sevgili Barış. Türk futbolunun son dönemdeki en önemli başarı hikayelerinden birini yazmaya devam eden genç ve Galatasaray'a kendisine vakfetmiş bir kardeşim. Sokakta gol atan çocuklar Barış Alper diye bağırarak sevinmeye başladılar. Önünde uzun seneler ve kimsenin hayalini bile kuramadığı başarılar olduğuna inanıyorum. Bu mücadele gücünden ve azminden en ufak bir parça bile kaybetmemeni istiyorum sevgili Barış. Burada sözleşmelerini imzaladığımız değerli kardeşlerim ve şu an burada olmayan diğer futbolcularımızla Okan hocamız önderliğinde yeni başarılara doğru ilerliyoruz. Ama bundan daha önemlisi Galatasaray'ımızın değerlerine, şanlı tarihimize yakışan ve bunu özümsemiş bir futbolcu topluluğunda bir arada olmasıdır. Ben tüm taraftarlarımızın bu takımla gurur duyduğuna inanıyorum. Tüm taraftarlarımız adına onlardan birlikte mücadele ederek kazanmalarını ve tüm kupaları bize getirmelerini istiyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere sözü Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Erden Timur'a bırakıyorum. Herkese çok selamlar. Hoş geldiniz öncelikle. Kusura bakmayın burada son anda gelebildim. Ben başkanım çok değerli bir şekilde tüm oyuncularımızı tek tek dile getirerek ifade etti. İlave edebileceğim sadece şunlar olabilir. Gerçekten çok da olmadı aslında. Yani en fazla herkesle ben işte neredeyse 2 yıl olacak birlikteyiz. Şimdi başkanım konuşurken de onu düşündüm. Sanki çok uzun yıllar gibi geldi. Bir şeyin derinliği sadece zamana bağlı bir şey değil. Zaman takvim gününden ibaret. Hepsiyle farklı farklı dostluk yaşıyoruz diyeyim. Abilik, kardeşlik. Hepsinin de yeri farklı. Ben de onu da söylemek isterim. Yani takımlaştıktan, takımdaki birlikten veya ortaya koyduğu performanslarından çok öte. Hepsi için bunu söyleyebilirim. Aslan gibi kalpleri olan çok güzel insanlar. İnsan sonuçta bu işler gelip geçecek. Ben hep onlarla da konuştum da yani şampiyon oldun, şu kadar oldun, bu kadar oldun. Evet ama asıl kalacak şey belki 10 sene, 20 sene sonrasına buradan edinilen gerçekten öyle dostluklar veya öğrenilen şeyler kalacak. Ben de çok şey öğreniyorum. Eminim onlar da çok şey öğreniyor. Dışarıdan sadece mücadele gibi gözükse de duygusal tarafı bambaşka. Onu söyleyebilirim. En çok da onun için mutluyum. Çünkü ben ilk geçtiğimiz sene işte yaz kampında bir toplantı yaptık kampta. Orada amacımın ne olduğunu anlatmak istedim. O toplantıya kadar da kendim amacımı bilmiyordum daha doğrusu yani. İnsanın amacı tabii ki şampiyonluk diye düşünüyor ama insan hiç kimsenin gönlüne boş yere tutku koymaz Allah. Şey düşünürüm ben öyle yani bir şey belirleyemedim de çok güzel bir turnusolu vardır o işin. Ya annem babam bu durumda benden ne isterdi diye düşünürsün. Olay ona uyuyorsa, uymuyorsa da yani ikisinden birine muhakkak uyuyor. Ben çocuğum için nasıl bir şey isterdim diye. Ben de onu düşünüyorum. Benim çocuğum tabii ki aramızda öyle bir yaş yok ama ben çocuğumun nasıl bir yerde olmasını isterdim. Şey düşündüm. Ben çocuğumun
işte başarılı olmasını, şampiyon olmasını, yani çok daha dünyevi, pragmatik şeylere kafa yoran bir yerde değil de çocuğumun hayallerine değer veren bir yerde olmasını isterdim kendi çocuğumun. Ben de onlara onu demiştim. O gün orada bulunanlar hatırlar. Benim buradaki misyonum sizi hayallerinize kavuşturmak. Hepimizin misyonu da birbirimizi hayallerine kavuşturmak. Geçen sene başkanımızın önderliğinde o hayale kavuştuk. İnşallah bu sene de kavuşacağız. Tekrar ilerlemek istiyorum. Burada karşınızda başarılı Türkiye'de veya işte yurt dışında milli takım sporcusu, milli takım kaptanı veya çok değerli Galatasaray futbolcuları görmüyorsunuz. Aslan gibi çok güzel yürekli insanlar görüyorsunuz. Bence en çok sevinilmesi ve şey yapılması gereken taraf da bu. İnşallah hepsinin ömründe çok daha güzel şeyler olur ve başarılarla dolu olur. Hem de gönüllerinden geçirdikleri her şey olur. Buradan onların ailelerine de çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel insanlar yetiştirdikleri için en başta da başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu imkanların hepsini sunduğu için tekrar çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Erden Timur'a. Şimdi konuşmalara geçeceğiz, ardından da imza törenine. Galatasaray'ımıza en yeni katılandan en eskiye doğru bir sıralama yaptık. İsimleri ben öyle sıralayacağım ve her biri içinde bir klip hazırladık. İlk olarak Kaan Ayhan'la başlayacağız. Klibini izleyelim, sonra duygularını alacağız, ardından da imzasını atacak. Kaan Ayhan, öncelikle kısaca duygularını alalım, sonrasında da resmi imzayı atacağız. Merhabalar. Öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Yani böyle bir günde yanımızda olduğunuz için, benim yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ayrıca başkanıma, Erden abime, Erden Timur'a, hocamıza, takımımıza teşekkür ediyorum. Çünkü yani bunu da dile getirmek istiyorum ekstradan. Çünkü takım arkadaşlarım da olmasa belki ben veyahut da hepimiz burada olmayacağız. Yani belli ki bir başarıya imza attık ve o yüzden de böyle bir karar yönetim tarafından alındı. Çok mutluyum. Demin dediğimiz gibi bir buçuk sene önce geldim. Ama buraya gelmek değil, böyle bir büyük camiye gelmek değil, burada kalmak daha zor iş olarak diye veyahut da daha zor bir beceri olarak görüyorum. Bunu da yani takım arkadaşlarımla beraber becerdiğim için, taraftarı da ikna edebildiğim için, yönetimi de, başkanımızı da ikna edebildiğim için mutluyum. İnşallah daha çok seneler ediyorum ve ayrıca takım arkadaşlarıma, burada oturan takım arkadaşlarıma, onları da tebrik ediyorum. İnşallah daha uzun seneler, sezonlar geçiririz ve daha büyük başarılara imza atarız. Kaan, teşekkür ediyoruz. Seni başkanımızın yanına alacağız imza atmak için. Kaan'ın 23 numaralı forması da geliyor. Bir de formayla fotoğraf vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum. İnşallah dediğin gibi uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edersin. Galatasaray'a büyük katkım var. Onun için de teşekkür ediyorum. Değil
de şu ön taraftan çek. Evet, devam ediyoruz. Şimdi de Atom Karınca Lucas Torreira'da sıra. Öncelikle Lucas'la ilgili klibimiz var. Onu bir izleyelim. Lucas'tan da önce duygularını bir alabilirsek Utku. Bueno, primero que nada buenas tardes para todos. Agradecer al presidente Arden también. Es un momento muy importante para mí como futbolista, como persona también. Agradecer a Nando que gracias a él tomé la decisión de venir a este club. Y bueno, ahí está mi chofer, Eray. Quiero agradecerte a vos que desde que llegué te has comportado muy bien conmigo, a mi amigo Pacha. Y bueno, después felicitar a todos los compañeros también y nada, estoy realmente muy feliz y emocionado. Gracias. Öncelikle iyi akşamlar herkese. Teşekkürler başkanım ve Erdem Bey. Oyuncu arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Buradan Nando'ya, Arican'a teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde geldim ben buraya çünkü. Benim yardımcım Eray buraya geldiğimde tanıştığımızdan beri bir arkadaşım oldu. Ona çok teşekkür etmek istiyorum. Ve Paşa yine benim yanımda bulunuyor her zaman. Yanından eksik olmadı. Ona da çok teşekkür etmek istiyorum. İyi akşamlar, teşekkürler. Teşekkür ediyoruz ve Lucas, resmi imzaya geçebiliriz. Tekrar hayırlı olsun ve Lucas'ın da 34 numaralı forması geliyor. Lucas'a teşekkür ediyoruz. Sırada savunmanın bel kemiği Abdülkerim Bardakçı var. Onunla ilgili klibimizi izleyeceğiz. Ardından da imzaya geçeceğiz. Abdülkerim, seni de başkanımızın yanına alabilir miyiz? Oradayım. Konuşmanı da yaptıktan sonra da resmi imzaya geçebiliriz. Önce duygularını rica edeceğiz. Herkese merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Öncelikle başkanımıza ve Erden abiye çok teşekkür ediyorum. Bizim hakkımızdaki güzel düşünceleri ve duyguları için. Bu ailenin parçası olmaktan dolayı her zaman büyük gurur ve onur duymuşumdur. Geçen sene geldiğim bir röportajda da söylemiştim. Bu kulübe uzun yıllar hizmet edip, iyi performans gösterip efsaneleri arasına girmek istiyorum diye. Bunun için tekrar bir adım attık. İnşallah
hayallerim ve hedeflerim doğrultusunda güzel bir şekilde ilerlerim. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun ve Abdülkerim'in de 42 numaralı forması geliyor. Başarılar diliyorum. Hakikaten ifade ettiğin gibi Galatasaray'a belki büyük hayallerle geldin ama hayallerin ötesinde başarılısın. Gururlanıyoruz senden. Yani dolayısıyla inşallah Galatasaray'da uzun yıllar hizmet eder. İnşallah. Teşekkür ederim. Buyurun. Tekrar hayırlı uğurlu olsun ve sırada Barış Alper Yılmaz var. Onun önce klibini izleyelim lütfen. Tercih etti cezası asla. Mauro Icardi ayak koydu Furkan. Şimdi Barış Alper. Evet, Barış'tan da önce duygularını alabilir miyiz lütfen? Öncelikle merhabalar. Herkese hoş geldi. Çok özel duygular yaşıyorum. İlk günkü gibi bana bu şansı veren başkanımıza, Erden abiye, hocama da çok teşekkür etmek istiyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Tekrar hayırlı olsun ve Barış'ın 53 numaralı forması geliyor. Tekrar hayırlı olsun ve son olarak takımımızın bir numarası kaptan Fernando Muslera, onun klibini izleyelim önce. Muslera!
kaptan, senin de önce duygularını alabilir miyiz lütfen? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. ¿Qué decir? Como vieron en el clip, 13 años, toda una vida en este club. Es mi tercera vez renovando con el presidente Dursun. Muy agradecido a Erden también. La verdad que he tomado, creo que, la decisión más importante de mi vida para mí. Me emociono, perdón. La familia, los amigos. Y bueno, es un año más, el cual me llena de energía, me llena de alegría poder estar acá, agradecerles a mis compañeros, felicitarlos a todos ellos, porque obviamente que para mí, sin el entrenador, sin todas las personas que trabajan en Floria, sin el trabajo incansable del presidente de Erden, nada de lo que hemos vivido y estamos viviendo sería posible. Trabajo y trabajo día a día para lo que puede ser un título número 17. En 13 años creo que Galatasaray demuestra y va a seguir demostrando que es el equipo más grande de Turquía. Y la verdad, ser parte de esta historia y que mi nombre esté en este club, para mis amigos, para mi familia, para mis hijos, es algo que me llena de orgullo y le agradezco la vida de poder seguir el tiempo que sea necesario apoyando este club, tanto ahora como jugador, como post. Nunca, nunca voy a dejar a este club de lado. Muchísimas gracias. Sorry, Utku. Öncelikle iyi akşamlar. Klipte de gördünüz, 13 yıl dile kolay bir ömür bu kulüpte geçirdim. Üçüncü kez yeniliyorum burada kontratımı. O yüzden başkanıma ve Erdem Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Hayatta en önemli anlardan bir tanesi diyebileceğim bir an bu benim için. Ailemle, arkadaşlarımla enerji dolu ve mutluluk dolu yıllar geçirdim burada. Takım arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum ve onları tebrik ediyorum. Hocama, Florya personeline, başkanıma ve Erdem Bey'e durmadan çalıştıkları için, bizimle birlikte mücadele ettikleri için ve bize bu imkanı tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Ben 16 tane şampiyonluk gördüm. Fakat Galatasaray Türkiye'nin en büyüğü ve bunu sürekli göstermesi gerekiyor. Ve bunun için mücadele ediyoruz sürekli. Benim için de, arkadaşlarım için de bu bir aile olmanın önemli bir gerekliliğidir. İsmim burada, ailem tarafından da yıllarca konuşulacağı zaman hep Galatasaray'ın kalecisi olarak konuşulacak. Ve onların desteğinden dolayı çok memnunum, çok teşekkür ediyorum. Şimdi oyuncu olarak burada bulunuyorum. İleride de sürekli bu takımın bir parçası olmaya devam edeceğim. Şimdi ve sonsuza kadar. He didn't say it like me. He didn't say it like me. Tekrar hayırlı olsun ve Nando'nun bir numaralı forması geliyor. Teşekkür ediyoruz başkanım. Tüm oyuncularla birlikte formalarını da alarak bir toplu fotoğrafla bugünkü bu özel günü noktalayacağız. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız için teşekkürler. Toplu imza törenimiz burada sona ermiştir. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.